Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu dersimizde de 5. ünite değerlendirme sorularımızın çözümlerini yapacağız. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlıyoruz. Yukarıdaki görselde kesişen iki yolun oluşturduğu U, X, Y, Z açılarıyla ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Evet, A seçeneğinde X ve Z ters açılardır demiş. Bakın X açısı burada işaretlediğim yerde, Z açısı da tam tersinde. Dolayısıyla X ve Z açıları ters açılardır ve ölçüleri birbirine eşittir. Z açısı 40 derece ise çocuklar, X açısı da 40 derecedir. Ters açılar eşittir. Bu ifade doğrudur. B seçeneğinde Y ve U bütünüler açılardır. Y açısı burada, U açısı da tam tersinde. Bakın Y ve U açıları da ters açılardır ve ölçüleri birbirine eşittir. Bütünler olabilmeleri için toplamlarının 180 derece olması gerekirdi. Burada Y ve U açıları ters açılar ve ölçüleri birbirine eşit olduğu için ölçülerini de bilmiyoruz. Bütünler açılardır diyemeyiz. Ancak bu ifade yanlıştır. Ancak C seçeneğinde X ve Y bütünler açılardır demiş. Bakın X ile Y açıları burada ikisi birleştirildiğinde 180 derecelik doğru bir açı oluşturduklarından dolayı bunlara bütünler açılar diyebiliriz. C ifadesi de doğrudur. Z ve U açıları bütünler açılardır. Evet, Z ve U açıları da toplamları 180 derece olduğu için doğru açı, bakın burada. Bu ifade de doğru bir ifadedir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur. İkinci sorumuza bakalım. Şekildeki benzin göstergesi 4 eş bölgeye ayrılmıştır. Kırmızı çizginin gösterge zeminiyle yaptığı geniş açının bütünlerinin ölçüsü kaç derecedir? Şimdi çocuklar, burada 180 derecelik bir açı var. Doğru açı var. Bu 180 derecelik açı 4 eş bölgeye ayrılmış. 180'i 4'e bölersek her bir bölüm 45 derecelik açıyı temsil eder. Bakın burası şu şekilde 4 eş açıyı ayırırsak 45 derecedir. Şimdi burada diyor ki kırmızı çizginin gösterge zeminiyle yaptığı geniş açının, bakın o açı şu açı, bu açının, bu geniş açının bütünleri kaç derecedir? Bütünleri de maviyle çiziyorum. Burasıdır, bu açıdır. Burayı sormuş bize. Tabii ki her bölüm 45 dereceyi gösterdiğine göre bütünleri olan açı da 45 derecedir. Cevabımız C seçeneği olur. Üçüncü sorumuz. Ölçüsü 42 derece olan bir açının tümlerinin ölçüsü aşağıdaki işlemlerden hangisiyle bulunur? Tümlerinin dediği için ne yapacağız? Öncelikle tümler açılar nelerdir? Toplamları 90 derece olan açılardır. Buraya bir not alacağız. 42 derecenin tümlerini bulmak için de 90 dereceden 42 dereceyi çıkarmamız gerekir. Dolayısıyla 90-42 bu işlemlerden hangisiyle bulunur dediği için D seçeneğinde vardır. Cevabımız da D seçeneği olur. Dördüncü sorumuz. Sınıfımızdaki kapının yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet. Bu da uzunluk ölçüleriyle ilgili bir soru olmuş. Şimdi çocuklar, burada milimetre ile biz çok küçük uzunlukları ölçeriz. Santimetre, mesela milimetre ile kalemimizin ucunun ne kadar kaldığını ölçebiliriz. Küçük bir uzunluktur. Santimetre ile de ne ölçebiliriz? Kitabımızın uzun kenarını ölçebiliriz. Metre ile kapıyı ölçebiliriz. Evet, metre kapıyı ölçebileceğimiz bir uzunluktur. Kilometre ise çok büyük uzunlukları ölçtüğü için kapının boyunu ölçmekle alakası yoktur. Cevabımız burada C seçeneği olur. Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki KP ve NM doğruları O noktasında kesişmektedir. Buna göre MOP açısının ölçüsü kaç derecedir? Evet, açı sorularında öncelikle hangi açıyı bulacağız onu tespit edelim. Bakın MOP açısı dediğine göre O ortada olacak. Bir kolunda M noktası, diğer kolunda da P noktası olacak. Yani bizim aradığımız açı çocuklar buradaki açı. Soru işaretiyle gösterdiğim yer. Bu açıyı bulmak için şunu görmemiz lazım. Bakın KOP doğrusu, KP doğrusu, bu bir doğru burada vermiş. 180 derecelik bir açı var burada. Doğru açı var. Dolayısıyla burada 105 derecenin, 30 derecenin ve bizim aradığımız açının toplamı 180 derece olmalı. Burası 180 derece. Buradan soru işaretini bulmak için 105 ile 30'u toplar, 180'den çıkarırız.
O da 45 derece olur. Cevabımız da A seçeneğidir. Altıncı sorumuza bakalım. Bir A4 kağıdı şekildeki gibi katlanıp açıldığında numaralarla gösterilen hangi açılar tümler olur? Çocuklar tümleri görür görmez hemen buraya bir 90 derece yazın, not alın. 90 derece olması gerekiyormuş. Bakın A seçeneğinde 1 ve 4. 1 numaralı açıya baktığımızda zaten kendisi 90 dereceden büyük bir açı. Yani geniş bir açı. Dolayısıyla 1 ve 4'ün toplamının 90 derece olması mümkün değil. Çünkü zaten 1 numaralı açımız geniş açı. Evet, 1 ve 3 demiş. Birinci 1 numaralı yine 1 numaralı açı geniş açı olduğu için B seçeneği yine gitti. Çocuklar toplamları 90 derece olacak. C seçeneğinde ise 2 ve 4 demiş. Bunların toplamının 2 ve 4 numaralı açıların toplamının 90 derece olduğunu nereden anlayacağız? Bakın bu bir A4 kağıdı. A4 kağıdı dikdörtgen şeklindedir ve köşelerindeki açılar 90'ar derecedir. Bu A4 kağıdı katlanıp açıldığında 3 numaralı açı yine 90 derecelik bir açıdır. Bu 90 derece ise burada oluşan üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Her üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. 3 numaralı açı 90 derece olduğuna göre 180'den 90'ı çıkardığımızda geriye 90 derece kalır. İşte bu 90 derecede bu 2 ve 4 numaralı açıların toplamıdır. Dolayısıyla çocuklar C seçeneğindeki 2 ve 4 nolu açılar birbirinin tümleri açılardır diyoruz. D seçeneğinde de bakın 3 ve 4 demiş. 3 numaralı açı zaten 90 derecedir. 3 ve 4'ün tümler olması da mümkün değildir. 7. sorumuza bakalım. Şekilde gösterilen pergel bütünleri 64 derece olan açı kadar açıldığında K, L ve M noktaları doğrusal olmaktadır. Buna göre pergelin kolları arasındaki açıklık kaç derecedir demiş. Şimdi bakın. Burada biz bu soruda direkt 64 diyebiliriz. Neden? Çünkü 64'ün bütünleri kadar açıldığında K, L ve M noktaları doğrusal oluyorlarmış. Yani çocuklar buraya açıldığında L bu şekilde açıldığında K, L ve M doğrusal oluyorlarmış. Doğrusal olduklarında 180 derecelik bir açı oluşur. Biz zaten 64 derecenin bütünleri kadar açacaktık. 180'den 64'ü çıkardığımızda ne olur? 6, 1, 116 derece olur. Demek ki biz 116 derece açınca bunlar doğrusal oluyorlarmış. 116, 64'ün bütünleridir. Peki bizim 116 derece açmadan önceki açımız da 116'nın bütünleri midir? Evet, 116'nın bütünleri de 64 derecedir. Dolayısıyla pergelimizin arasındaki, kolları arasındaki açıklık 64 dereceymiş. Cevabımız B seçeneği olur. 8. sorumuz. 5 dekar kaç metre karedir? Evet, burada bir hatırlatma yapalım. Çocuklar, arazi ölçülerini alan ölçülerine çevirirken şunu bilin. 1 ar 100 metre karedir. 1 dekar 1000 metre karedir. 1 hektar da 10.000 metre karedir. Bunu bilirseniz direkt 5 dekar, bakın 1 dekar 1000 metre kareydi. Buraya 1000 yazıp 5 çarpı 1000'den 5000 metre karedir olarak kolayca bulabilirsiniz. Cevabımız B seçeneği olur. 9. sorumuza gelelim. Verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Noktalı zeminde yatay ve dikey iki nokta arası mesafe 1 birimdir demiş. Evet bakalım. A seçeneğinde AB doğru parçası, pardon, AB kenarına ait yükseklik 7 birimdir. Çocuklar AB kenarı neresi? Burası. Bu AB kenarına ait yüksekliği bulmak için karşısındaki AB'ye paralel olan ve eşit olan, bu paralel kenar çünkü, DC kenarından dimdik bir doğru parçası çizmemiz gerekir. İşte AB kenarına ait yükseklik buradan böyle dimdik indirilen bir doğru parçasıyla ölçülür. O da kaç birimmiş bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birimmiş. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. B seçeneğine de bakalım. BC kenarına ait yükseklik 7 birimdir. BC kenarı burası. Buna ait yüksekliği ölçmemiz için şurayı bir temizleyelim. Karşı kenardan
dimdik bir doğru parçası indirmemiz gerekir. Şudur. Ve bunu çocuklar ölçemiyoruz. Çünkü eğik indi noktalar üzerinden inmediği için ölçemeyiz. Bu ifadeye doğru bir ifade diyemeyiz. BC kenarı 3 birimdir demiş. BC kenarı yine eğik olduğu için ölçmüyoruz, ölçemiyoruz. Noktaların üzerinden gitseydi tam olarak ölçebilirdik. Bunu da tam olarak ölçemediğimiz için buna da doğrudur diyemeyiz. DC kenarına ait yükseklik 3 birimdir. DC kenarı burası. DC kenarına ait yükseklik de bakın AB kenarına ait yükseklik olan 7 birimdir. Karşısından getirilen dik doğru parçasıdır. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Diğerlerine doğru diyemeyiz. 10. sorumuz ne demiş? Yukarıdaki kare zemindeki ABC üçgeninin BC kenarına ait yüksekliği kaç santimetredir? Karenin kenar uzunluğu 1 santimetredir demiş. Bakalım. Şimdi çocuklar burada hangi kenarın yüksekliğini bulacağız? BC kenarının yüksekliğini bulacağız. O zaman BC kenarını şu şekilde bir işaretliyoruz. BC kenarının yüksekliğini karşısındaki köşeden indirilen dik doğru parçasıyla buluruz. Şu BC kenarına ait yükseklik karşısından indirilen dik doğru parçasıdır. Ancak bu geniş açılı üçgen olduğu için karşısındaki köşe A köşesinden üçgenin içerisinde herhangi bir noktaya dimdik doğru parçası indiremiyoruz. Dolayısıyla bu yükseklik dışarıda olacak ve şu yükseklik BC kenarına ait yükseklik olacak. Ölçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimdir. 6 birim her birimde 1 santimetreymiş. Dolayısıyla 6 santimetredir. Cevabımız da D seçeneği olur. 11. sorumuz. Yandaki KLM üçgeninde LM eşittir 30 santimetredir. Buna göre KLM üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Yatay ve dikey her iki nokta arası mesafe eşittir demiş. Evet. Burada öncelikle üçgenimizin hangi kenarını vermiş onu bir tespit edelim ve kaç santimetre olarak vermiş ona bir bakalım. LM kenarı 30 santimetreymiş. Bakın burada LM kenarı 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimden oluşmuş. Yani çocuklar bu iki nokta arası kaç santimetre önce onu bulmalıyız. LM kenarı 30 santimetre ise ve 6 birimden oluştuysa 6'ya böler 1 birimin kaç santimetre olduğunu buluruz. 5 kere 5 kere 6 30'dur. 0 0. Demek ki 1 birim 5 santimetreymiş. İki nokta arasındaki uzaklık 5 santimetre imiş. Dolayısıyla neyi sordu bize? KLM üçgeninin alanını sordu. KLM üçgeninin LM kenarı 30 santimetre ise bu kenara ait yükseklik de buradan 5, 10, 15, 20 santimetre olarak ölçülür. Şöyle yapalım. Şu dimdik doğru parçası bu LM kenarının yüksekliğidir. Bu da 4 birimden oluşmuş. Her birim de 5'er santimetre olduğuna göre 20 santimetredir. Alanını bulurken de alan KLM üçgeni diyelim. Tabanla 30'la yükseklik çarpılır 2'ye bölünür. Taban çarpı yükseklik bölü 2 üçgenin alanını verir biliyorsunuz. Burada sadeleştirmeler yaparsak işimiz kolaylaşır. 20'yi 2'ye böl 10, 2'yi 2'ye böl 1'dir. 10 ile 30'u çarptığımızda da 300 santimetre kare olarak bulunur. Cevabımız da B seçeneğidir. 12. sorumuz. Nermin teyzenin 0,2 hektarlık bir bahçesi vardır. Bahçenin 15 arlık bölümüne kiraz ağacı dikilmiştir. Buna göre bahçenin kaç metrekaresi boş kalmıştır? Bakın. Burada bahçe hektar olarak verilmiş. Bahçenin 15 arlık bölümüne kiraz dikilmiş. Sonuçta da bize metrekare olarak sormuş. Biz ne yapacağız o zaman? Öncelikle bu birimlerin hepsini sonuçta metrekare olarak bulacağımız için metrekareye çevireceğiz. 0,2 hektar. 1 hektar 10 bin neydi? 1 hektar 10 bin metrekareydi. O zaman biz bu 0,2'yi 10 bin ile çarpacağız ve metrekareye çevireceğiz. Bu çarpma işleminde de şunu yapın çocuklar. Bakın burada virgülden kurtulması için bu 0,2'nin bir basamak sağa kayması gerekir virgülün. Dolayısıyla bu 10.000'in bir sıfırı gider. Virgülden kurtulur 2 olur 0,2. Geriye kalan 3 sıfırı da 2'nin yanına yazabiliriz. 2000 metre kareymiş. 0,2 hektar 2000 metre kare.
Şimdi de 15 arlık bölümüne kiraz ekeceğiz. 15 arı da metrekareye çevirelim. 1 ar 100 metrekareydi. 15 ile 100'ü çarparsanız ne olur? 1500 metrekare olur. 2000 metrekarelik bahçenin 1500 metrekaresine kiraz ağacı ekildiyse geriye 500 metrekarelik bir alan kalır. Cevabımız da D seçeneği olur. 13. sorumuza bakalım. Üçgenin alanıyla ilgili bir soru. Yukarıdaki üçgenlerden hangilerinin alanları eşittir demiş. Tek tek alanlarını bulup bakalım. Alanlarının hangilerinin eşit olduğuna. Evet, birinci üçgenimizde tabanımız 10 santimetre. Bu tabana ait yükseklik de 4 santimetre. Biz bunun alanını bulurken taban ile 10 ile 4'ü çarpar yüksekliği 2'ye böleriz. Burada sadeleştirme yaparsak 4'ü 2 ile sadeleştirdiğimizde 2 bölü 1 olur. 2 çarpı 10'dan da 20 santimetre kare olur birinci üçgenimizin alanı. İkinci üçgenimizin alanına bakalım. Dik üçgen. Dik üçgenlerde dik kenarlardan biri taban ise diğeri de onun yüksekliğidir. 5 ile 10'u çarpar 2'ye bölersek 10 ile 2'yi sadeleştir. 5 bölü 1. 5 kere 5'te 25 santimetre kare olur. Bakın ikinci üçgenimizin alanında 25 santimetre kare çıktı. Üçüncü üçgenimize bakalım. Tabanımız 6 santimetre. Bu tabana ait yükseklik 5 santimetre. 6 ile 5'i çarp tabanla yüksekliği 2'ye böl. 6 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde 3 bölü 1. 3 kere 5'te 15 santimetre kare olur. Dördüncü üçgenimizin alanı ise yine bir dik üçgen. Tabanımız 8 santimetre. Bu tabana ait yükseklikte diğer dik kolumuz. 8 ile 5'i çarp 2'ye böl. 8'i 2 ile sadeleştirdiğimizde 4 bölü 1. 4 kere 5'te 20 santimetre kare olur. 4 numarayla 1 numaralı üçgenlerimizin alanları birbirine eşittir. Cevabımız da A seçeneği olur. 14. sorumuza bakalım. Yukarıdaki şekilde boyalı alan kaç santimetre karedir demiş. Şeklimizi biraz büyütelim. Bakın çocuklar, bu sorularda şuna dikkat edeceğiz. Bize kenarın birine desimetre olarak vermiş. Diğerini santimetre olarak vermiş. İşte yüksekliği milimetre olarak vermiş. Ve en son kaç santimetre karedir diye sormuş. İşte bize ne sormuş? Kaç santimetre karedir? Biz bu değerlerin hepsini santimetreye çevirirsek sonucunda santimetre kare olarak buluruz. İşimiz de kolaylaşır. Dolayısıyla 0 tam 10'da 8 desimetreyi biz 10 ile çarparak, desimetreden santimetreye indiğimizde 10 ile çarparız. 8 santimetre olarak yazabiliriz. Evet, bunu yazdık. Şimdi 50 milimetre. 50 milimetreyi biz 10'a bölersek santimetreye çeviririz. Uzunluk ölçüleri birbirine çevrilirken küçükten büyüğe dönüştürdüğümüzde her adımda 10'a, büyükten küçüğe dönüştürdüğümüzde her adımda 10'la çarpıyorduk. Küçükten büyüğe bölüyorduk tabii. Şimdi 5 santimetre olur. Burası zaten santimetre. Şu 20 milimetreyi de yine 10'a bölersek burası da 2 santimetre imiş. Bizim bu boyalı bölgenin alanını bulabilmek için öncelikle şu büyük paralel kenarın alanını bulacağız. O paralel kenarın alanından boyanmayan üçgenin alanını çıkaracağız. Paralel kenar dörtgenin alanı nasıl bulunur? Tabii ki taban ile, yani uzun kenar ile uzun kenarın yüksekliği çarpılarak bulunur. Burada uzun kenar ve uzun kenar yüksekliğini bildiğimiz için 8 ile 5'in çarpımı 40 santimetre karedir. Bu nedir? Paralel kenarın alanıdır. Buradan biz üçgenin alanını çıkaracağız. Peki üçgenin alanını nasıl bulacağız? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bakın çocuklar, burada uzun kenarımız 8 santimetreydi paralel kenarımızda. 4 santimetresini üçgenin solunda burada boyamış. Üçgenin tabanı da buradan 8'den 4'ü çıkardığımızda 4 santimetre olarak bulunur. Üçgenin alanını bulacağım şimdi. Üçgen alan eşittir. Tabanımız 4. Bu üçgenin yüksekliği de paralel kenarın yüksekliği 5 santimetreydi. Bakın 2 santimetreye kadar gelen yerler boyanmış. 5'ten 2'yi çıkardığımızda yükseklik de 3 santimetre olur. Şu çizdiğim yer 3 santimetre olur. O zaman 4 ile 3'ü çarpacağız ve 2'ye böleceğiz. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Burada 4 ile 2'yi sadeleştirelim. 1, 2, 2 kere 3'te 6 olur.
Üçgenin alanı da 6 santimetre kareymiş. 40 santimetre kareden 6 santimetre kareyi çıkarırsak 34 santimetre kare boyalı olan olduğunu tespit ederiz. Cevabımız da C seçeneği olur. 15. sorumuz. ABCD bir kenar uzunluğu 10 santimetre olan kare ve EBFD bir paralel kenardır. Buna göre DFBE paralel kenarının alanı kaç santimetre karedir demiş. Yine paralel kenarımızın alanını bulmak için neden yararlanıyoruz? Ya uzun kenarla uzun kenarın yüksekliğini çarpacağız ya da kısa kenarla kısa kenarın yüksekliğini çarpacağız. Burada uzun kenarı ölçmemiz mümkün değil şu bilgilerle, 6. sınıf bilgileriyle. Dolayısıyla ne yapacağız çocuklar? Bildiğimizden yola çıkacağız. Yani kısa kenarının uzunluğunu bulacağız. Bu kısa kenarın yüksekliğiyle çarpacağız. Peki kısa kenarımızın uzunluğu kaç santimetre? Bakın bu bir kare. Karenin bir kenarı 10 santimetre. Burada 4 santimetrelik bir kısım paralel kenara dahil değil. 10 santimetreden bu 4 santimetreyi çıkardığımızda 6 santimetre olarak buluruz. Paralel kenar dörtgenimizin kısa kenarını. Peki bu paralel kenar dörtgenimizin kısa kenarları arasındaki yükseklik nedir? Tabii ki bu uzunluktur. O da karemizin bir kenarına eşit olduğu için 10 santimetredir. Alanını bulurken de alan EBFD paralel kenarı eşittir 6 çarpı 10'dan 60 santimetre karedir. Cevabımız C seçeneği olur. 16. ve son sorumuza geldik. ABCD ve DCLK paralel kenarlardır. Alan ABCD eşittir 36 santimetre kare ise DCLK paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir demiş. Evet, biz nerenin alanını bulacağız? DCLK, DCLK buranın alanını bulacağız. Şimdi çocuklar burada bize ABCD paralel kenarın alanını 36 santimetre kare olarak vermiş. Bu paralel kenarın alanı peki nasıl bulunmuş? Tabii ki taban ile yani bir kenarı ile bu kenara ait yükseklik çarpılarak bulunmuş. Buna H diyebiliriz. Şöyle yapalım. Yüksekliğini çizelim. Buradan çizdik. Bu yükseklik ile 4 çarpılmış ve alan 36 santimetre kare çıkmış. Biz 4 ile yüksekliğin çarpımı 36 santimetre kare hissediyoruz. 36'yı 4'e böldüğümüzde neyi buluyoruz? 9 santimetre olarak bu yüksekliği buluyoruz. Bu yükseklik 9 santimetre imiş. Şimdi gelelim bizim DCLK paralel kenarının alanını bulmaya. Bunun da biz bakın uzun kenarını biliyoruz 7 santimetre. Yüksekliği de yine ABCD paralel kenarının yüksekliğiyle eşittir. Aynı yüksekliğe sahip bu kenarlar. Dolayısıyla bunun alanını bulmak için de bu yüksekliği kullanırız. Yani 7 ile 9'u çarparak alan eşittir 7 çarpı 9'dan 63 santimetre kare olarak buluruz. Cevabımız da A seçeneği olur. Evet, bu testimizin, ünitemizin çalışmalarını da bitirdik. Bundan sonraki çalışmaları da kanalımıza abone olarak takip edebilirsiniz. Öğrendiklerimizi değerlendiriyorum kısmını. Burada bazı bulmaca falan bölümleri var. Onları kendiniz yapın çocuklar. Aynı zamanda ben burada konunun daha iyi anlaşılması için ders kitabıyla ilgili çalışmalar yapıyorum. Bazı arkadaşlarımız direkt ödevlerini yapmaya geliyorlar. Bazı arkadaşlarımız da ödevlerini yapıp kontrol etmeye geliyorlar. Bazıları da yapamadıklarını kontrol edip işte öğrenmeye geliyorlar. Sizler de öncelikle kendiniz uğraşıp çalışın. Yapamadıklarınızı veya yaptıktan sonra yaptıklarınızın kontrolünü yapmak için izlerseniz daha çok fayda görürsünüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.